İnsanlık, Homo sapiens, Afrika'da ortaya çıkıyor. Siz de söylediniz. Yaklaşık bugünden 70 bin, 80 bin kadar yıl önce Afrika'nın kuzeydoğu köşesinden, yani Somali, Momali oralar çıkmaya başlıyor. İşte göç ede oradan çıkıyorlar. Düşünün. Dünyanın geri kalanında insan yok. Oradan çıkan insanların tahmin ediliyor ki genetik araştırmalarla, başka bir yolu yok zaten, tahmin ediliyor ki belki de 500 kişi kadar küçük bir grup çıkan. Şimdi bir düşünün, şu anda dünyada Afrika'nın dışında yaşayan herkes o 500 kişinin torunları. Ya şöyle, yani ister yaratılış olsun, ister evrimci yaratılış olsun, ister rastlantısal evrim olsun, hangisi olursa olsun, insanlar bir şekilde birbirlerinin akrabaları. Ben herhangi bir şehre, herhangi bir ülkeye gittiğimde 1000 yıl önce, 10 bin yıl önce, 20 bin, 30 bin yıl önce ayrılmış aynı ailenin çocuklarını görüyorum. Kesin öyle. Böyle görüyorum yani. Ama şimdi şu son söylediğimde evrim, mevrim falan bununla da alakası yok. Nasıl olmuşsa olmuş, Afrika'da insanlık ortaya çıkmış. Diyelim ki Allah yarattı, diyelim ki evrim, önemli değil. Çıkmış. Ama çıktıktan sonra biliyoruz ki 70-80 bin kadar yıl önce Afrika'dan dışa doğru taşmışlar. Orta Doğu'yu geçip Avrupa'ya dönmüşler. Asya'nın güney kıyısından yarı yarı gitmişler. Avustralya'ya ulaşmışlar filan. Bunlar biliniyor. Arkeolojik bulguları var. Bering Boğazı'ndan Amerika'ya geçiş. Evet. Asya'nın güneyinden gidiyorlar. Avustralya filan tarafına gelince yukarı çıkıyorlar. Oradan Bering Boğazı'ndan Amerika'ya geçiyorlar. En son da Amerika. Yaklaşık bugünden 15 bin yıl önce. Şimdi tekrar ediyorum. Diyelim 500 kişi, diyelim 5000 kişi. Ama maksimum 5000. Bugün dünyadaki herkes 70 bin yıl önce yaşamış olan 1000 kişinin ahvadı, çocukları ve torunları. Yakın akrabayız yani. Evet, evet. Irkçılık bu açıdan da çok komik. Yani üçümüzün de eritrositleri çekirdeksiz, böbreklerimiz metanefrostik böbrek, akciğerlerimiz alveollü, kaslı diyaframımız var. Kalbimiz dört odacıklı. Aynı genetik yapıyı böyle taşıyoruz. Yağmur yağdığında ıslanıyoruz. Güneş açtığında ısınıyoruz. Evet. Venedik Taciri'nin filmin başındaki konuşma. Evet. Bütün bu dediklerinizin bilimsel açıklaması da bu benim dediğim. Şimdi dil konusuna bakarsak o çıkan 1000 kişi bir dil konuşuyordu. Ortak dilleri vardı. Şu anda dünyada 6000 ila 7000 arası dil var. Her hafta kaybolan diller var. Tamam. Her hafta. Evet, bu her rakam hafta azalmış bir rakam. Azaldı, evet. Her hafta kaybolan diller ama var. Ama bu 7000 dilin hepsi o ilk 1000 kişinin konuştuğu dilin türevleri mi? Türevleri. Nasıl oluyor türev? Şöyle. O 1000 kişinin 500'ü bu tarafa gidiyor, Asya'ya doğru. 500'ü böyle gidiyor. Coğrafik izolasyon sağlanıyor. Bunları basitleştirerek söylüyorum. Bu 500 kişi o dili konuşmaya devam ediyor. Bu 500 de devam ediyor. Ama zaman içinde dil değişiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunlar farklı değişiyor. Farklı bir yönde. Bunlar farklı bir yönde. Bir zaman sonra o iki dil tamamen farklılaşmış oluyor. Sonra diyelim o grup bir daha biri bir dağın bir tarafından gidiyor, öbürü öbür tarafından gidiyor. Yine iki ayrı dil haline geliyor. Bugünkü 7000 dil böyle ortaya çıkmış. Sonra daha da karmaşık bir süreç. Çünkü insan yine ayak olduğu için çok hareketli bir yaratık. Sürekli göç ediyor, sürekli ticaret yapıyor, sürekli savaşıyor. Birbirini işgal ediyor. Bütün bu alışverişlerde dil alışverişi de oluyor. Evet. Yani
bizim dilimiz, yani Türkçeyi düşünürseniz, Türk Dil Kurumu'nun bir dönem Türkçeyi temizleme çabası dünyanın en abesle iştigal etme yöntemlerinden biri. Niye temizliyorsun? İnsanlar konuşuyor bunu. Gayet doğal. Demek ki doğal bir süreç. Bir parantez açabilir miyim? Trajik bir kitap var, Trajik Başarı diye. Bernard evet. Lewis'in bir kitabı. Trajik Başarı, Türk dil devrimini anlatır. Evet. Ve çok hakikaten acı bir kitaptır. Tabii yani dili fakirleştiriyorsun çünkü evet. atarı. Evet. Niye atıyorsun? Bakın İngilizce dünyanın en zengin dillerinden biri. Zengin derken kelime sayısı açısından. Arapça ve İngilizce. En çok kelimesi olan iki dil. Bir de evet. Araplara geri derler ya. Evet. En evet. ileri dillerden biri. Evet. Zengin dillerden evet. biri. Şimdi İngilizcenin yarısı Fransızca. Evet. Niye? Çünkü 1071'de bizde Malazgirt, pardon, bizde Malazgirt 1071, 1066'da Fransızlar İngiltere'yi işgal ediyor. Ve ama şey gibi değil. Normanların Norman istilası. Evet. Normanlar Fransız. Evet. Fransızca konuşuyorlar. Ama İngiltere'ye yüz binlercesi gelmiyor. Egemen sınıf oluyorlar. Saray, hanedan Fransız. Halk yine aynı İngiliz halkı. Ama tabii saray her zaman kültürel hayatı yönlendirir ya. Kral filan. Fransızca doluyor İngiliz diline. Bugün yani rakamını bilmiyorum ama çarpıcı ölçüde. Bir de bir kısmı da Yunan, yani bir kısmı Latin kökek mi Fransız dediğin gibi. Bir kısmı da Yunan. Evet. Yani öz İngilizce konuşalım diye bir kompleksleri yok. Hiç öyle bir şey yok. Orijinal, özgün, en eski İngilizce küçük bir oran. Evet. Çünkü kuzeyden de Vikingler geliyor. Evet. İngiltere'nin bir bölümü birkaç yüzyıl yanılmıyorsam Vikinglerin egemenliği altında kalıyor. Bunu yer isimlerinden anlamak mümkün. Bazı köy ve kasaba isimleri tam Viking ismi. Şimdi pardon. Yok yok. Sonuç olarak İngilizce tamamen başka dillerden oluşan ama içinde İngilizce'de olan bir dil. Zenginliği de bundan kaynaklanıyor zaten. Temizlemeye kalksanız hiçbir böyle şey kuş gibi bir şey kalacak. Şimdi parantezi açayım. Oxford Sözlüğü her yıl yenileniyor ve bir önceki yılın Oxford'u bayat sayılıyor. Çünkü dünyanın neresinde İngiliz, yani Oxford Sözlüğü'nde yer almayan bir kelime varsa mıknatıs gibi böyle hemen çekiyorlar ve İngilizceye ekliyorlar. Çünkü ne kadar çok kelime, yani ne kadar zengin olursa o kadar makbul. Mesela ne bileyim İtalyanlarda işte kahve kültürü gelişkin olduğu için işte Türkçe'de bir falan olmayan kavramlar. İşte mesela fincanın altındaki tabağa kalan kahve izi. Onun bile bir adı varmış mesela. Onu evet. görüyor, eksik olduğunu, onu dahil ediyor vesaire. Evet. Yani bu kadar hani insanlar önem veriyorlar dilin zenginleşmesine. Evet. Biz ise biz demeyelim de Kemalistler diyelim. Evet, Kemalistler. Evet. Bir dönem, evet. bir dönem, bir dönem, evet. bir dönem. Yani Türkiye'de ya, uzun sürdü olacak. Ve hala da uzun sürmüş olabilir ama yani insanlar özellikle de bu son 20 yılda insanlar birbirlerini anlama, dinleme noktasında artık bunun mecbur olduğunu hissediyorlar. Yani biz bir yüzyıl geçirdik Cumhuriyet olarak ama ikinci yüzyıl bunun tekrar olsun istemiyor insanlar. Konuyu ben dağıttım, kusura bakma Roni. Yani tam şeyi anlatıyordun sen, ben böyle araya girdim. İşte dilden bahsediyorduk. Bu saatte izleyicilerinizi ancak eğlendirerek uyumalarını engelleyebiliriz. Yoksa aman ya ne konuşuyor bunlar deyip kapatıp yatar uyur. Mühim olan evet. ilginç bir şey. Yani ana dilin hak olması. Şeyi, oraya doğru ilerliyorduk. Tamam. Evet. Siz olmasanız. Yan yollara saptık. Ben onun için varım zaten. bu kadar karmaşık
bir süreçte tabii ki ulus devlet çıkana kadar kimse kimseye senin dilin bu, benim dilim bu, şu dili konuşacaksın, bu dili yok, öyle bir şey. Yani Avrupa'da çok sayıda örneği var. İşte bir ırmağın bir tarafındaki köyler başka bir dil konuşuyor, bir tarafındaki başka bir dil konuşuyor. Tabii ki büyük ölçüde akraba, zaten hepsi Hint-Avrupa dilleri, o kökenli diller. Ama bazen kolay kolay da anlaşamayacak kadar farklılaşabiliyor diller. Kimse de kimseye sen niye bunu konuştun demiyor. Ne zaman sorun olmaya başlıyor bu? Sınırlar çizilip devlet bu dili konuşacaksınız diye dayattığı zaman. Bunun en güzel örneklerinden biri de Türkiye tabii ki. Aynen. Hala 21. yüzyılda devletimiz bazı insanlara dönüp hayır Türkçe konuşacaksın. Evet. Olur şey değil ya. Düşününce bir garip. Ama bir yandan da ilginçtir. Ana dil haktır demeyen, bir insan hakkıdır demeyen politikacı da yok galiba. Yine söz konusu az önce sözünü ettiğimiz Berbat Parti dışında hiçbir parti böyle bir şey demiyor. Hepsi sorarsanız diyecektir ki tabii evet insanlık hakkıdır falan ama mecliste bir oylama falan olduğu takdirde Sayın Gülaş Hanım bu kadar gülmeyin. Tamam izleyicilerimizi eğlendireceğiz de bu kadar gelir.